Vatandaş şikayet ediyor geçimlerden dolayı. Siz var mı neyden bir şikayet? Neyden şikayet ediyorlar acaba? Aldığımız maaş yetmiyor. Fiyatlar artıyor sürekli diyor. Öyle bir şey yok. Ekonomi çok güzel. Şuraya bakar mısınız? Alışverişe çıktık yani. Kim diyor ki ekonomi kötü? Nerede ekonomi kötü? Alım gücü düşüyormuş vatandaşın. Öyle bir şey yok. Dış güçlerin oyunları. Mesela geçtiğimiz günlerde 250 gramlık ekmek 200 grama düştü efendim. Fakat A Haber bunu şu şekilde servis etti. Zaten ziyan oluyordu. İyi oldu ekmek. Küçüldü iyi oldu dedi mesela. Yok yok. A Haber zaten bir haber programı değil. Tamamen yalanlarla ibaret kurulmuş bir program. Haber programı kesinlikle değil. Yandaş bir şekilde. Zaten belli yandaş olduğu. Ekonomiye gelirsek daha beter olacağız. Müstahak daha beter olalım. Her zaman da beter olalım. Neden abi? Hiç üzülmüyorum. Gerçekten zerre kadar alım gücüm mü yok? Tamam. Şu anda burada kim et yiyebiliyor? Asla. Bak. Kim yiyebiliyor? Yemiyoruz. Ben şahsen soframı sokamıyorum. Ha, zevkine şimdi millet diyecek ki şunu izledikten sonra makyaj yapıyor, gözlüğü var. Giymeyelim, evet, gezmeyelim. Biz böyle orta çağlara girelim. Yaprak şey neyse ben şey yapmayayım. Yaprakla dolaşalım. Elimizde mızrak. Tabii. Yaprak diyorum yeterli yani bence. Hani mızrağa da gerek yok. Mızrağa da gerek yok çünkü zaten saplandı o. Affedersiniz elinde mızrak, kıçında yaprak dediniz. Şimdi o tür kabileler var biliyorsunuz. Papua Yeni Gine'de parası bizim birimizden daha değerli. Evet. Ama şöyle bir şey var. Onların onurları var. Bizim Türk toplumunun maalesef onuru yok. Maalesef yok. Hani bir taraf tok, evet farkındayız. Alım güçleri var gayet yerinde. Ama bir taraf aç. Zengin zengindir zaten. Emeklisin. Emeklisin şurada dolaşıp da milletin telefonu sorgulamaktan başka hiçbir şey. Evet. Ya da ne yemek yediğini sorgulamaktan başka. Ya adam valiz almış gidiyor bak valizle dolaşıyor. Adam tatile gidiyor. Nereden biliyorsun? Ülkenden kaçıyor. Farkında değilsin. Ülkenden kaçıyor. Ha, burası benim vatanım. Evet ben o Suriyelileri de asla hiçbir şekilde ne Suriyelisi ne Afganı ne başka bir şey kaçak giren kim varsa eli ayağı tutan varsa ben ülkemde istemiyorum. Ben ikinci sınıf vatandaş değilim. Artı bir de Alevilik problemi var. Alevi olarak ikinci sınıfa atıldık tekrar. O da var. Ben neredeyim şimdi? Ben nerenin vatandaşıyım? Kovmak kolay. Git ülkemden. Senin ülken değil burası. Ben sahip çıkacağım buraya. Sen sahip çıkamazsın. Onların cumhurbaşkanı kesinlikle beni ilgilendirmiyor. Hiçbir şekilde beni ilgilendirmiyor. Ama tek söyleyebileceğim bir şey şu halk o kadar müstehak ki her şey. Daha beter olsunlar. Umarım çok daha beter olursunuz. O siz oy verenler var ya her şeyi hak ediyorsunuz. Umarım bin beterini daha da bin beterini yaşayın. Sadece tek söyleyebileceğim bu. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bunun yanında yaş da yanıyor. Yanalım. Oy vermeyen de yanıyor. Susuyorsak kusura bakma da o kadar toplumuz susuyorsak kusura bakma. Kabul ediyoruz her şeyi. Her şeyi kabul ediyoruz. Biri çıksın şurada bana ekonomi iyi desin onu şu yeri serer döverim. O kadar sinirliyim yani. Yaparım. Benim makyajımla ben zengin olmuyorum. Adam dondurma yiyor. Zengin misin abi sen? Niye dondurma yiyorsun? Ha? Bak. Zengin olduğu için. Anladın mı? Şimdi gelecek birisi röportaja karışacak. Şeysin, dişi var bak dondurma yiyor. Dondurma yiyorlar bak. Yani o dereceye geldik artık. O kadar sinirleniyorum ki insanlara da şaşıyorum. Nasıl? Sinirlerle çıkar. Açamıyorsunuz. Yani nasıl gözlerinizi açamıyorsunuz? Yok beni bildiği için dikkat et diyor. Nasıl gözlerinizi açamıyorsunuz? Peki vatandaş oyunu kullandı. Ertesi hafta şikayet etmeye başladı. Oy verenler de şikayet etmeye başladı. Bin beter olsunlar. Hakikaten diyorum. Bin beter olsunlar. Daha beter olacaksınız. Evet verdik oyunu. Gerçekten o oy veren kesim verdik. Bizden daha beter olacak. Ve yanalım. Sessiz kaldığımız her süre içinde yanmak bize müstahak zaten. Oyu kazandı. Yok, kariber adam yok. Yok mu? Yok. Hadi tabii. Alay ediyor. O da bizden. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi diyorsun ya kurunun yanında yaş dayanıyor diye. Öyle mi? Evet. Yanmayıp ne yapabiliriz? Bir ses çıkarttığımız var mı? Bir şeye itiraz ettiğimiz var mı? Yok. Yok. Sustuğumuz sürece bana da müstahak, onlara da müstahak ama bin defa daha beter olun. Tek duam bu. Tek duam bu. Bin beter olsunlar. Burada ekonomi iyileştiren biri olursa rica ediyorum numaramı vereyim sana beni ara. Ciddi söylüyorum ara yani öyle. Gerçekten şaka gibiler. Şaka gibiler. Algı sıfır. Nasıl yapabiliyorsun bunu? Nasıl becerebiliyorsun? Bu sene tatile gidebileceğiz mi? Ah tabii. Kanalizasyona doğru. Şuradan. Kanalizasyona gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Oralar bile dolu biliyor musun? Yaklaşık 3 sene önce miydi? Akua'ya gittim. Ben tamam orada Türk'üm. Ben orada Türk'üm. Ama geri kalan çoğu Suriyeli. Geri kalan çoğu Suriyeli yani.
kızım. Burası benim ülkem. Ben tatil yapamıyorum. Tamam geç sen. Ben tatil yapamıyorum. Sen benim hakkımı yiyip de tatil yapıyorsun. Ama bu onların da suçu değil. O için buraya geldiler. Daha niceleri geldi, farkında değiller. Ve hala hangi zihniyetle savunduğunuzu algılamıyorum. Uyanmayın. Bu saatten sonra zaten uyansanız da bir şey değişmeyecek. Bin beter olacaksınız ve her zaman da bin beter olun. Net bu kadar. Hoşça kalın. Abla pazar markete gidiyor muyuz abla? Nasıl vaziyet? Vatandaş şikayet ediyor bazı vatandaş. Edebilirler abi. Herkesin doğal hakkı. Yani. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Neyi tam olarak? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani ekonomideki durumları, pahalılıktan şikayet ediyor. Siz var mı pahalı? Ben Koyu AK Partici olarak tabii ki benim de kendime göre şikayetlerim var. Geçim zor yani. Bu devirde kimse dört dörtlük öyle geçinmiyor hani zenginler haricinde. Bir normal bir vatandaş olarak çok şükür halimize diyelim. Şimdi gelelim parti meselesine. Tabii ki değişim şart diye konuşuldu. Ben de istedim şahsen ama hiçbir zamanda bu davamdan vazgeçmem. Ama şimdi düşünce yapı olarak... Hem değişim şart diyorsunuz hem Koyu AK Partici'yim diyorsunuz hem değişim şart olarak, ben anlamadım yok, onu. Yok öyle değil. Kafa yapısı olarak yani hiçbir zaman geçmem dedim. Ama düşünce olarak yurt dışından gelenler, Suriyeliler, bizim vatanımızın, milletimizin toprağında yaşamayıp da başka bir ülkeden gelenlere ben de karşıydım. Açıkçası yani o yüzden kızdığım yerler var ama hiçbir zaman da davamdan vazgeçmem. Neden? Şimdiki yeni nesile gençlikler de mesela hani CHP'den gidiyor. Gidebilir, saygı duyuyorum. Dava ne davası? Yani, tam olarak nedir yani? Davanın yani, amacı nedir? Adam ne? Çökertmek abi ya. Dava nedir onu bilin. Yani dava herkesin kendine göre bir davası var ya o yani. Davadan vazgeçmem dediğiniz davanın açılımı nedir yani? Dava nedir yani? Dava bana göre adamı batırmak ya. Adamı çökertmek başka hiçbir şey değil. Reisi çökertmek 20 sene 22 küsür seneden beri bu adam başımızda artık yani değişim şart dediler ama ben dedim ki yok ya değişmeyecek. Bunu değiştirmeyecekler. Çünkü biliyorlar ki yani biliyoruz ki yine aynı şekilde insanlarımız onun yolundan gidenler yine onun yolundan gidecek. Abi Allah rızası için bak ben Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayrımı yapmıyorum. Ben Laz'ım mesela. Ayrımcılık yapmıyorum ama baktığın zaman mesela farklı devlet kurmaya çalışıyorlar. Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Genelde Kürt tarafı yapını yapabilir de isteyebilir de. Ama baktığın zaman daha farklı olacak. Adam diyor ki işte terörist yani teröristler dışarıdan içeriden çıkacaklar. Rahat olacağız. İşte bize oy verin. Şöyle böyle farklı yönden oy toplamaya çalışıyorlar yani. Açıkçası ben buna çok karşıyım. Şimdi mesela Taksim'de geçtiğimiz aylarda Taksim'deki patlamada biliyorsunuz yabancı uyrukluydu. Evet. Yani bu terörist hadi yine terörist yıllardır bizim uğraştığımız bizim teröristimizdi. İşimiz dışarıdan ne ödüğü belirsiz insanları aldıkça diye. Ona karşıyım. Bak buradan söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanım kalp içinde. Çok seviyorum. Yani eğer çekim yaparsanız yani yayınlarsanız sevinirim. Çok seviyorum. Yani benim babamın 3 tane arabası var. Arabasının arkasının Tayyip Erdoğan'ın posterlerle dolu. Ve şu an yurt dışından buradan öpücüklerimi gönderiyorum babama. Çok koyu Tayyipçi. Ama şöyle bir şey var yani o kadar farklı bir durum ki. Neden yurt dışında peki babanın? Babam yurt dışına gitmeyi seviyor. Çalışmayı seviyor. Yani gezmeyi burada seviyor. Burada iş mi yok? Yok işi var. Gayet su dükkanımız var. Büyükçekmece Tepecik'te Yalçınpınar Su. Reklamı da yaptım. Aynen öyle. Özür dilerim. Yok özür dilerim. Senin baban dışında değil mi? Sana bir şey söyleyeyim. Babana söyle. Selam söyle. Baban bu zaman böyle Türkiye'de yaşasaydı 3 tane 4 tane daire araba alır mıydı almazdı? Yok hepsi borç. Hepsinin borcu var. Senetli. Orada çalışıyor. 3 tane arabanın hepsi borç mu? Borç. Üç araba. Aynen borç. Ya, evimizde ya, borç. Ya. Banka dekontlarına getirdik. Bizim de bir arabamız olsa da o da borç olsa. Yani ya yapan her türlü yapar abi. Saygı duymak lazım. Benim saygı duyduğum gibi. Yapan yapıyor. Aklını kullanan her türlü ilerliyor yani. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Herkese saygı duyuyorum. Hepimiz birbirimize bakın. Çoğu ne biliyor musunuz? İnsanlar birbirini kışkırtıyor. Kışkırtma çok var. Millet birbirine düşman olmaya başlamış yani bu parti yüzünden. Hani o onu diyor, bu bunu diyor. Ben bir şey desem, o bir şey dese millet birbirine giriyor ya. Vallahi siyaset yüzünden arkadaşlarım birbirinden geçmiş. Ayıp günah yap. Vatanım, milletim. Şimdi ben vatan. Vatan millet. CHP başa geldiği zaman iyi olacak. Abla sesiniz gelmiyor yalnız röportaj karışıyor. Yok karışıyor röportaj. Yok kendisi konuştu. Ben saygı duydum, alkışlıyorum. Müsaade etmiyor. Ha buyurun. Şimdi bazı vatandaşlar şikayet ediyor dediğim gibi. Şimdi babanızın yurt dışında yaşadığını söylediniz. Birçok genç de yurt dışına gitmek istiyor. Niye gençler yurt dışına bu kadar talep ediyor peki? Ya tabii ki ekonomi açısından yani. Yani hani ücret bakımından burada mesela 10 lira alıyorsa orada alacak 25-30 lira mesela kazanç daha iyi olduğu için.
Tabii ki keşke biz de Avrupa'daki gibi olsa. Yani sürekli konuşuyorsunuz. Yani tabii. Yani burada benim mühendisim 15 bin lira kazanıyor. Hı-hı. Belki yazın tatile bile gidemiyor. Ama yurt dışında Burger King'de çalışan, evet, masa silen bir eleman bile burada en kral tatil yapabiliyor mu? Yapabiliyor. İşte bu insani uçurum neden? İşte Avrupa'nın bu yönden. Neden bu yaşam standartı bu kadar? Ya, arada uçurum var. Uçurum var çünkü orada. Kimse şey yapmasın. Gençlerimize söyleyeyim. Çalışmıyorlar. Oturuyorlar. Kafe. Ha. Çalışan geçinebiliyor mu abi? Sana yetebiliyor mu abi? Ben 15 milyon aylık verdim. Mobilyada çalışacak eleman arıyorum, bulamıyorum. Amca bir şey söyleyebilir miyim sana? Evet abi, ben gidiyorum. Saygılarımla, Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani geçim gerçekten zor ama düzelecek, değişecek. Ne zaman düzelecek peki? Düzelir. Bir dakika. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bana kalsa bir yıl. Bir yılı bulur diye düşünüyorum. 2023'te süper güç oluyorduk. Boru çıkartıyorduk. Evet. İşte Lozan bitiyordu falan. Onlar ne oldu abla? Abi o kadarını bilemem ama her şey olur, emin olun olur. Tüm AK Partililerden biz bu şeyi duyuyorduk yani. 2023'e gireceğiz, Lozan bitecek, sonra uçacağız diyorduk. Daha yavaş, yeni yeni toparlanıyor abi, yeni yeni. Yavaş yavaş. Geldi. Ya o yolunu biliyor ya, bekliyor biraz. Peki. 20 seneden beri bu insanlar kime oy veriyor yavrum? Kime veriyor? 20 seneden beri. Çalıyor mu? Çalıyor mu? Vallahi çalıyorsalar helal olsun. Herkes siz de çalın yani. Sakınca helal edin ama bakın vatandaş etmiyor helal. Bir şey söyleyeyim abi. Çalma çırpma yok yani. Çalma çırpma yok. Öyle bir şey yok yani. Onu kabul etmiyorum. Ha, yaparlar mı? Ne yapayım ben? Devletin başında mıyım? Ben nereden bileyim çalıyor mu çırpıyor mu? Gözümüzle mi gördük? Kimse günaha girmesin. Yani peki, onu bilemeyiz. Daha fazla tartışma çıkmasın. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Çünkü dediğim gibi yani bu dava çok büyük farklı. Millet kökten yiyor, hanımefendi ne söylüyor Allah aşkına? Allah akıl fikir versin. Versin abla. Yani vallahi versin. Lütfen bunlara akıl fikir versin. Parti Allah zaman böyle oluyoruz. Başlarına gelsin. Sorun parti değil. Senin anlamadığın şu var. Evet. Sen bir anne misin? Sen annesin, tamam mı? Bir kadının çocuklarını doyuramadıktan sonra kendini asmasını öldürmesinden haberin var mı? Şov için mi astı? Bilemiyorum. Siyaset için mi açtı? Bilemiyorum. Senin başkanın ben için mi açtı? Valla bilemiyorum. Bilemiyorum denen bir şey yok bilemiyorum. Arkadaşım. Bilemiyorum denen bir şey yok. Ülkede bir açlık var. Hiçbir şekilde. Niye düzeltmediler? Düzelip, neden düzeltmediler biliyor musun? Sizin gibiler yüzünden düzeltmediler. Bir yanımız insan aç, bir yanımız tok. Siz insanlar o kadar nankör insanlarsınız ki. Şurada belki kimsenin cebinde 20 lira parası bile yoktur. Peki 22 seneden ben beri neden az önce insanlar? Neden mi? Neden biliyor musunuz? Kapatmışsın. Kapatmışlar. Kapalı. Yok hayır kapatmışsın. Korku mu var başkanından? Başkanından korkuyor musun? Bebeğin ekmek kuyruğundan. Başkanından korkuyor musun? Fark etmiyor. Herkes 12 yıldır. Hayır. Hayır, o 2 yıldır kendine verdiğin parti. O 2 yıldır verdiğin parti. Şu an vallahi savunduğun ise senin kurduğun parti. İyi ama şöyle bir şey var. Bizim sorunumuz parti değil. Evet. Senin bu dünyada ya da şu ortamda ikinci sınıf vatandaş olman. Olur. Buna da mı üzülmüyorsun? Üzülmüyorum. Güle güle. Aferin sana. Aferin sana. Gerçekten aferin sana. Vallahi Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek kuyruğunda da olmasınlar. Madem bravo, bu kadar memurlar bravo orada olmasınlar, kuyruğu bravo öyle işgal etmesinler. Kadını beğeniyorlarmış, o yüzden giriyorlar. Ay gözlerim yaşardı. İnsanlarda ay, akıl yok beyefendi, akıl yok. Adamlar bak iki soru sordum bile bildin mi? At gözüyle bakıyorlar, anlamadım ben. Şimdi biz bu özgüvenin tam tersini söylersek beyefendi reis beye tutuklanırız kardeşim. Ama onlar neler söylüyor neler. Ben buna karşıyım, bu mantığa karşıyım. Kim de oy verdiyse bana göre bilmiyorum yani yayınlanır mı, tutuklanır mıyım? El ayağı kırılsın. Kılıçdaroğlu gibi mükemmel, beyefendi, dürüst, cebindekini verecekti biliyor musun? Ehli Beyt diye, Alevi diye nalet olsun kimse şey onaylamadı ama gönlümüzü fethetti. Ben de bu kadarını söylüyorum. Bin beter olsunlar. Evet. Herkes, kadar ne kadar oy veren varsa bin beter, hepsi bin beter olsun. Bazı vatandaşlar şikayet ediyor. Ha. Geçinemiyoruz diyorlar. Evet. Ama her senin nasıl durumlar? Her insanın kendi yani gücü kalmadı yani. Güç yok. Ya yani ben bazıları trilyonluk bak. 500 milyonluk yemek de yiyen var. Gariban yani bu ekonomik batmış. Yani kim gelirse kurtaramaz. Eyvallah. Ha, kurtaran tek Allah'tır. O da Allah'a da siyasete. Biz Allah'a mı kaldı? Siyasete koyuyorlar ya. Eyvallah. Ha, koymaması lazım. Ben bunu demek istiyorum. Teşekkür ederim. Ekonomik bitti yani. Sen de gelsen aynı öbürü de hep akraba. Dövizde bayağı bir dalgalanma var. Millet şikayet ediyor, vatandaş şikayetçi. Nasıl düzelecek abi bu durumlar? Nasıl olacak? Ne zaman düzeleceğiz? Bu durum düzelir mi? Düzelir mi abi? Düzelmez. Cuma günkü aynı adam, pazartesi aynı adam düzelmez. Abi adam mı değişmesi lazım? Ya tabii canım. Mehmet geldi abi, Mehmet Şimşek geldi. Yok yok yok. Zihniyet aynı. Önemli olan niyet. Yani cuma günkü adamla pazartesi adam aynı adam. Değişir mi? Cuma günkü olayı yapan sensin. Pazartesi olayı da aynı başındaki sensin. Nasıl düzelecek? Peki abi, vatandaş, değişim şartlı olmadı. Memnundu, şey değişim yaptı. Şartlı olmadı. Değişim. Vatandaşın yani
Orası biraz karamsar, orası muamma. Vatandaşın genellemesi memnun değil. Şimdi soruyoruz abi, gerçek. Oy verenler de şikayet ediyor. Tamam, işte umut kapısı beklediler ama olmadı. Olmaz da yani. Üretmeden olmaz. Türkiye üretmek zorunda. Teşekkürler.